Herkese selamlar. Sizlere bir haberim var. Silah kasma süreleriniz artık çok daha kısa olabilir. Tabii ki bunu kullanıp kullanmamak size kalmış. Bunun sırrı nedir diye merak ediyorsanız takip etmeniz gereken aşamaları bu videoda teker teker anlatacağım. Tabii ki öncelikle Plunder'a girmemiz gerekiyor. Takımınızla veya yalnız olarak da girebilirsiniz. Bana sorarsanız silah kasmak gibi günahsız, zaman kaybından kurtaran ve diğer oyunculara karşı avantaj sağlatmayan, evet doğru duydunuz, avantaj sağlatmayan bu glitch'i ben kullanabilirim. Glitch hem Plunder'da hem Warzone'da çalışıyor sanırım. Neden sanırım diyorum. Çünkü Warzone'u denemedim. Açıkçası denemeyi de istemiyorum. Bu glitch'i Warzone'da kullanmak diğer oyunculara karşı haksız avantaj sağlamamıza neden olacak. Ve oyuncular için bayağı can sıkıcı olacaktır. Uzatmadan adım 1 ne demiştik? Plunder'a girmemiz gerekiyor. Takımızla veya yalnız olarak. Bir sonraki adım haritadan trenin konumunu belirleyip oraya atlıyoruz. Trenin üzerinde Recon kontraktını göreceğiz. Bunu almamız gerekiyor. Kontraktı aldığımızda Recon zaten trenin üzerinde olacak. Bunu hemen tamamlıyoruz. Fakat unutmamak lazım. Recon tamamlanırken kasmak istediğimiz silah elimizde olmalı. Secondary silahımızı elimize alırsak XP o silah gidecektir. İlk recon tamamlandıktan sonra trende bir recon kontraktı daha spawn olacak. Bunu da alıp tamamlıyoruz. Diğerini de tamamlıyoruz. Oyunun sonuna kadar bunu spamlıyoruz. Trenin üzerinden inmiyoruz. Ayrıca tren tüm şehri gezdiği için reconları yaparken kill de alabiliriz. Bu killerin verdiği XP değerlerini Cold War ile karşılaştırırsak Cold War'da bir Team Deathmatch maçında silahımız ile 25 kill almamız durumunda yaklaşık 4200 silah experience'i kazanıyoruz. Cold War Zombie modunda 20 dakikalık bir round'da 300 zombi öldürdüğümüzü varsayarsak yaklaşık 5100 silah experience'i, Plunder'da ise 20 kill aldığımızda yaklaşık 7000 silah experience'i kazanıyoruz. Yani hem trende recon spamlayıp hem de kill almamız durumunda silahlarımızı inanılmaz hızlı bir şekilde level atlatabiliyoruz. İsterseniz oyuna girmeden önce 2 kat silah experience veren tokenlarınızı da basabilirsiniz. Glitch sanırım bir aydır var. Ne zaman düzeltilir onu da bilemiyorum. Fixlenmiş durumunda videoyu yorum olarak bırakırım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize dikkat edin. Sağlıcakla kalın. Abone olmayı da unutmayın.